Tuğçe Hanım, Ayşegül Hanım partiye gelecek değil mi? Evet, gelecek. Toygar sordu, bilmiyorum dedi. Bir saniye. Ayşegül'cüğüm. Efendim canım, yarınki partiye geliyorsun değil mi? Sanmıyorum. Ama bak, herkes orada olacağız, hep beraber. Dans edip eğleneceğiz. Bak, gelmezsen hepimiz çok üzülürüz. Tuğçe, sen beni ne zamandan beri bu kadar sever oldun? Ya artık ikimiz arasında bir barış sağlamak istiyorum. Ama biliyorsun ki barışa iki taraf karar verir. İşte bak Ayşegül, lütfen gel. Gelmezsen çok üzülürüz. Hepinizi bekliyoruz. Ne oldu buna ya? Senin kafanda bir tilki dolaşıyor ama hadi bakalım. Aferin Toygar'cığım. Açılmaya başladın. Ay süper oldu, süper. Harika bir doğum günü partisi olacak. Evet. Şimdi maskemizi takalım. Ay çok yakıştı. Benimkine de bak. Of çok harika ve dişi. Ama neyse, biz bu işleri bırakalım. Asıl işimize geri dönelim. Yani şu şişe olayına. Ya Tuğçe, sen var ya şeytana pabucunu ters giydirirsin. Nereden geldi aklına şu mıknatıs olayı? Berna'cığım, buna kafa derler, içindekine de beyin. Herkese merhaba. Herkes yok, bir tek ben varım. Affedersin, fark etmedim. Aklını bir yerde mi unuttun? Dur bakayım, yoksa Dilaver'de mi? Dilaver yok artık. Aa. Her neyse, nerede millet? Selda odasında kendini yoğun bakıma aldı. Ayşegül de okuldan geldiği gibi kendi odasına kapandı. Tuğçe'nin yaş günü ya, onun için hazırlanıyordur. Vallahi bana pek öyle gelmedi. Elinde sihir kitabıyla bir aşağı bir yukarı inip çıkıyordu. Dur ben bir bakayım şuna. Ayşegül, ne yapıyorsun sen? Ya Melda'la bir şey öğrenmeye çalışıyorum ama bir türlü beceremiyorum. Nasıl bir şey? Ya kitapta birinin sizin hakkınızda neler düşündüğünü, arkanızdan neler çevirdiğini öğrenmek istiyorsanız bir kap suya şu gördüğünüz malzemeleri koyun diyor. Ya ben hepsini koydum ama bir türlü göremiyorum. Ne öğrenmek istiyorsun? Ya Tuğçe'nin beni niye ısrarla doğum gününe davet ettiğini. Ya çünkü biliyorum ki kesin beni doğum gününde Selim'in önünde küçük düşürecek ve de kızdıracak bir şeyler yapacak. Ha, iyi de bunu öğrenmek için suya bakmana gerek yok ki. Aşağıdaki sihirli aynadan eğer Tuğçe'nin senin için herhangi bir planı varsa hepsini görebiliriz. Ay sen ciddi misin? Evet. Hem zaten bu sihri öğrenmenin zamanı gelmişti. Dostunu, düşmanını ayırırsın. Hadi gel. Bence de. Ya bu şişenin burada hazır olması insanlara saçma gelmez mi? Biri sorarsa biz bu oyunu hep oynuyoruz. Evimizin bir köşesinde hep duruyor deriz. Ya mıknatıslı oldu anlaşılırsa? Berna'cığım, mıknatıs şişenin ağzında olacak. Bu uzun vidada şişenin ortasında masaya böyle sabitlenecek. Kimse altını kaldırıp göremez ki. Peki diğer mıknatısı nereye koyacağız? Onu da tam şuraya koyacağız. Selim'i de yanıma oturtursam şişeyi her çevirdiğimde şişe Selim'de duracak. Böylelikle sıra Selim'e geçecek. Selim de şişeyi her çevirdiğinde şişe bende duracak. Ve böylelikle bütün gece Selim'le öpüşeceğiz. Ayşegül ve sinirinden çatlayacağım. Ne izliyorsunuz siz öyle? Ne yapmayı düşünüyorsun? Ya bu kız tamamen çıldırmış olmalı. Hadi gidelim hala. Söyler misin aklından ne geçiyor? Ya nasılsa gidince görürsün. Ya biriniz ne olduğunu anlatır mısınız? Unuttun mu Selda? Biz senden konuşmuyoruz. Ya Duman, sen bari anlat neler olduğunu. Konuşmuyormuş. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.